El-kısmü sani, ikinci kısım gayrimünsarifler sıfatlardır. Birinci kısım alem olan özel isimlerdi, ikinci kısım sıfatlar. Tabi bir gayrimünsarifte iki illet aranır. Sıfatla birlikte hangi illet var? Yumkinu el-ardu leha, yani sıfatlar için, bu çoğuldur sıfat, elif ve t'den belli. Sıfatlar için leha, onlar için arz etmek mümkündür. Şöyle kemayeti, gelecek şekilde. Bir, birinci çeşit gayrimusarif sıfatlar hem sıfattır hem de mehtumetun bi elifi ve nun. Elif ve nunla bitmiştir. Yani hem sıfat hem de elif ve nunla bitmiş. Ne gibi? Zayide tabi olacak. Elif nun o sıfatın asli harflerinden olmayacak. Bi şarti ella yekune el muannes fi zalike mehtumen bi ta'i tenis. Yani bunda ta'i tenis ile bitmiş bir müennes kelime olmayacak. O zaman elif ve nun gelse olmaz. Yani tenis kendinde olmayacak o kelimede. Bu haldeyken bu sıfat elif ve nun alacak. Ve tekune bi şartı en tekune ala vezni fe'lan. Bir de fe'lan vezninde olması gerekiyor. Fe'lan. Bu sıfatın fe'lan vezni. Nahvu. Mesela atşan. Tanwin olmaz. Gadban. Sukran. Bunların hepsi müennesleri, buna müennes değildir. Müennesleri tay merbutalı değildir. Atşa, gadba, sekra şeklinde müennesleri gelir. Kale Teala. Velemma raca Musa ila kavmihi gadbane. Bakın gadbanen demedi. Hal olmasına rağmen gadbanen demedi. Esifen. Bakın yine ikinci haldir. Bu sefer tenvin almış çünkü gayr-ı musarif değil. Qala bi'se ma khalaftumuni min ba'di. Gadbane hal mensub alamatu nesbi el fethatu ve liyennehu memnu'u asna zaten fetha nasb alametidir de ve hiye el fethatu el vahidatu diyecekti. Liyennehu burada demiş ha. Liyennehu memnu'u minel sarf. Liyennehu sıfatun hem sıfattır. Ala vezni fe'lan. Bu şekilde açıklama yapacaksınız. Sıfattır. Bir de vezni fe'lan da gelmiş. Sıfat ve vezin burada söz konusu. Kale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem leysa bi mu'minin leysa bi mu'minin men bate şa'bane reyyane ve caruhu ca'i'un tavin. Evet. Yani burada şeb'an tok, reyyan. O da herhalde işte mutlu bir şekilde tabii reyyan kelimesini şöyle verelim, tam zamanıdır tavakku programında reyyan kelimesinin manasını söyleyeceğim. Evet. Reyyan yani o da tok anlamındadır. İkisi de birbirinin aynı manaya geliyor. Yani buna biz reyyan su ile doygun olmak, şeb'an da normal gıda ile tok olmak. Yani hem suyu var tok hem de gıdası var tok geceliyor bu bate. Bu yani kamil mümin değildir ve caruhu cai açtır ve davin ve de susamış haldedir. Bu kamil bir mümin değil, kendisi tok ve sulu olduğu halde komşusu aç ve susuz ise bu mümin, bu kişi kamil mümin değildir. İşte burada şeb'an bir de reyyan ikisi de fe'lan veznindedir. Bu reyyan da fe'lan veznindedir. Gayrimusarif. Şeb'an ve reyyan müennesuha bunların ikisinin müennesi tay merbutalı değildir. Şeb'a şeklinde geliyor. Reyya şeklinde geliyor. Ama izâ kâne müzekker alâ vezni fe'lan. Eğer müzekker fe'lan vezninde ve müennesi ala vezni fe'lane, eğer müennesi fe'lane vezninde ise, tay merbutalı ise, o zaman fe inne sıfete tusref. O zaman bu fe'lan sıfatı sarf edilir. Ve min zalike kelimetu mesela işte seyfan, seyfan kelimesi ve ma'naha tavil, uzun demektir. Müennesi seyfane şeklinde geliyor, seyfa değil. Fe yukalu sellemtu ala raculin seyfanin. Evet bakın, yani her ne kadar fe'lan vezinde olsa da müennesi seyfane geldiği için bu musariftir. Seyfan sıfatun
Bakın raculun sıfatıdır. Mecruretun alamet-i cariye kesretu. Açıklamaya gerek yok. Es-sıfatul asliye. İkinci sıfatla ilgili ikinci madde. Eğer sıfat asliye elleti ala vezni ef'al. Eğer ef'al veznindeyse bir sıfat. Eğer yine vezin. Sıfat ve vezin. Ef'al vezni. Mislu mesela esfer, ahmer, kırmızı, sarı. Bu şekilde ise bunlar da gayrimunseriftir. Müzekkerin isimleridir. Ve yuştaratu fi tilke es-sıfati ella yekune müennesuha bitta. Yine bunların da müennesinin ta ile olmaması gerekir. Ta-i merbuta müennesinin de olmaması gerekir. Mesela ahmer kelimesi kırmızıdır. Müennesi hamra gelir. Ta-i merbutası yok. İşte bu şart yerine gelecek yine. Bel yekunu ala vezni fe'la. Onun müennesi fe'la vezninde olması gerekir. Fe inne müennese esfere. Esfer kelimesinin müennesi. Bunu esferu diye okutuyorum. Çünkü parantez bırakmıyor bu müennes. Onu mudaf ile yapsın. Evet. Fe inne müennese esferu. Esferu kelimesinin müennesi. Sefra'u. Sefra şeklinde gelir. Huve sefra. Ve la esferatu. Esferatu. Esferatun denmez müennesinde. Bu değildir, sefradır. İşte bu gayrimüsarif esfer. Tabi sefra da gayrimüsariftir. Sonu elifi memdude ile bittiği için. Ve müennes, mesela ahmer kelimesi kırmızıdır, müennesi hamradır. Ahmeratu değildir. Kezalike yekunul müennesu ala vezni fu'la. Mesela müennes yine fu'la vezninde olursa ne gibi? Sugra mesela, kübra, sugra, kübra, fudla. Bunlar lisifatı yine sıfattır. Hangi sıfata? Esgar, ekber, efdel. Bu emsile adlı kitapta var. Ekberun, ekberu, suğra. İşte esgar, kübra, esgaru, suğra, efdelu, fudla şeklinde. Bu şekilde olduğu zaman peki ne yapacağız? Yani yine ef'al vezindedir. Efdel, tıpkı ahmer gibi, ekber. Bunlar ve min zalike كَتَبْتُ بِقَلَمٍ اَحْمَرَ mesela deriz. Bunlar da tabi gayrimüseliftir. Efdel, ekber, esgar gayrimüselif olduğu gibi suğra, kübra ve fudla da gayrimüseliftir. Evet, ahmer burada örnek كَتَبْتُ بِقَلَمٍ اَحْمَرَ بِقَلَمٍ اَحْمَرٍ demedi. Çünkü bu gayrimüseliftir. Hem tenvin almaz hem de kesra. Ahmere nedir? Sıfatun, mecruretun. Niye? Çünkü mevsufu mecrur. Alamet-i cerri el-fethatu. Açıklama yapmak lazım. Cer alameti fethi olmaz. Liyennehu memnu'u minessarf. Peki sarfın sebebi fehiyye. Liyenneha fehiyye. Çünkü biz sıfatı burada konuşuyoruz. Onun için fehiyye dedi. Çünkü sıfat, sıfatun ala vezni ef'ale. Ef'al vezinde sıfattır. Ve kad kulna fi bidayeti en noktati es-saniyeti. Şu ikinci, önceki sayfada geçti. İkinci nokta ile ilgili biz şöyle dedik. Sıfatun asliyetun. Asli sıfat olacak. Mesela o ne demek? لِيَنَّ هُنَاكَ sıfatun عَارِدِيَةٌ. Çünkü burada bazı böyle arzi sıfatlar vardır. Öyle olsa gayrimüsarif olmaz. وَمِنْ ذَلِكَ اِسْمُ مَسَلَا عَدَدٍ. Mesela erba. Erba kelimesi bir sıfattır ama asli sıfat değildir. Arzi bir sıfattır. فَوَ مَسْرُوفٌ. O bu nedenle arzi sıfat olduğu için sarf edilir. Yani erba'ten İşte ahmer, esfer gibi aynı ef'al vezindedir. Sıfat mıdır? Evet sıfattır. Ama sıfatı asliye değildir. Sıfatı arziyedir. Bu nedenle bu gayrimunserif değildir. Mesela nahvu. Merertu bi nisvetin erba'in. Nisvetin erba'in. Dört kadınla karşılaştım. O erba sıfat oldu. Mesruftur. Çünkü kesra almış. Sebebi niye mesruftur? Sıfattır ve ef'al vezindedir ama sıfatı arızadır. Asli sıfat değil. Erba'in sıfatun mecruretun. Niye mevsufu mecrur olduğu için? Alamet-i cerriha. Ha dedi çünkü sıfatı tanımlıyoruz. El kesretu. Kelimetu erba'un leyset fi asli vad'iha el-lugavi sıfat. Yani erba' kelimesi lügatta asıl olarak sıfat için vaz edilmemiştir. Sayıdır yani. Vahid, isnan, selase, erba. Bir isimdir yani. Lügatta buna sıfat denmez. Ama mesela ahmer kesinlikle sıfattır. Asliyedir. Erba o nedenle asli değil. Lügatta buna sıfat denmez. Belhiyye ismul adet. İsmun lil adedi el mehsusi.
Yani özel bir şekilde adede verilen, sayıya verilen bir isimdir. Tekulu mesela el-hulefâ-u râşidûn, râşid halifeler el-erba'atu, dört râşid halife mesela. Bu hepsi hulefâ mevsuftur. Sıfat, bu da sıfattır. Yani el-hulefâ-u râşidûn el-erba'atu, dört râşid halife. Tabi bu erba'a râşidûn'un sıfatı değil. Çünkü o zaman erba' olacaktı, müzekerdir. Erba'atu hulefanın sıfatıdır, cem-i teksir olduğu için. Evet. Ve kezalike kelimetu ernab. Ernab kelimesi yine ef'al vezindedir ama bir tavşan ismidir. Fehiyye ismun lil hayvani el-ma'ruf, bilinen bir hayvan ismidir. Ve rubbama tustamalu lidelaleti ala el-ceban. Ceban evi ezzelil. Bazen ceban için, korkaklar için tavşan denir. Korkak tavşan mesela. Ya da zelil, alçak insanlar için bazen tavşan denir. Bu sıfat olduğu zaman ne olur? Nahvu mesela merertu bir raculin ernebin. Sıfat olarak kullanılıyor. Ama bu sıfat asli bir sıfat değildir. Yine arzi bir sıfattır. Yani adam, bu racula bir sıfat gelmiş. Bu tavşan onun sıfatı olmuş. Ama sıfatı asliye değil, arzi bir sıfattır. Bu nedenle yine gayrimusarif değildir. Gayrimusarifin sebebi, dedik, asli sıfat olacak ve ef'al vezni olacak. Yani o güzel bir açıklama oldu. O asli sıfat meselesini güzel açıkladı. Burada merartu bir raculin ernebe, ernebin, yani tavşan gibi bir adama rastladım. Yani ernebin burada sıfatun mecruretun alametu cerriha el kesretu. Ve min huna fe inne ernebu ernebun. Yine inne bunu şey yapmıyor. Parantez bırakmıyor. İnnen ismi olsun. İnnen ismidir ama İrab'da kullanamazsınız. İnne ernebun mesrufun. Mesruftur bu, yani şey değil. Hani musarif değildir. Fi tilkel cümleti, bu cümlede mesruftur. لِأَنَّ السِّفَةَ تَارِئَةٌ, tari'i bir sıfattır. Yani tari herhalde mecazi oluyor. Şöyle tari kelimesinin de manası, yani arizi bir sıfat değil. Arizi olan erba'a idi. Tari sıfat, yabancı bir sıfat. Yani işte sıra dışı, güzel, çok güzel. Yani arizi değil, sıra dışı bir sıfattır. Tari'edir bu sıfat. Yani normalde tavşan bir sıfat olarak kullanılmaz. Sıra dışı olarak kullanılır. Kuralda böyle bir şey yoktur. Erba ama sıfat olarak kullanılır. Arizidir. Tek başına sıfat değil. Fel ismu ve huve el hayvanu el ma'ruf. Yani bilinen hayvandır. El aslu fi zalike yani. Yani isim fel ismu el aslu, asıl isim fizalik. Fel ismu isim, el aslu asıldır, fizalik. Bunda asıl olan isimdir yani. Buradaki ernebte asıl olan isimdir. O nedenle tarih demiş, sıra dışı. Güzel, yani çok hoş oldu. Üçüncü kısma geleceğiz. Bunu bir sonraki videoda inceleyelim. Sıfatları inceliyoruz. Asli sıfat olacak tabii. İki numarada onu söyledim.